Bazı hocalar kişilerin ecelinin olmadığını, sadece dünyanın bir eceli olduğunu söylüyorlar. Bu ne kadar doğrudur hocam diye bir sorumuz var. Ve kulli şeyin ecel diyor fukaha-i kiram. Her şeyin bir eceli vardır. Her şey ecel demek, kainatta yaratılan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin var etmiş olduğu, yaratmış olduğu varlıklara tayin edilen, belirlenen bir ömür süresidir demek. Bu insanlar için de bellidir. Affedersiniz, hayvanlar için de bellidir. Taş için de bellidir ne zaman toprak olacak. Toprak için de bellidir ne zaman kayalaşacaktır. Kainatta her şeyin Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ona bir ömür vermiştir. O ömrü tükettikten sonra değişik bir enerjiye geçer. İnsanoğlu yaşar, insan olarak yaşar. Ama öldükten sonra bedeni ne yapar? Toprakta kaybolur. Toprakta kaybolması o bedenin yok olması değildir. Ya yani başka bir boyuta geçmesi, başka bir enerji şeklini almasıdır. Onun için her şeyin bir eceli vardır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyurur ki: "Feize ce eceluhum la yestahiruna sa'aten ve la yestakdimun." Hüm zamiri akıllar için kullanılır. Onların eceli geldiği vakitte, yani insanların eceli geldiği vakitte ne bir dakika öne alırlar ne bir dakika geri bırakılırlar. Herkes eceli geldiği vakitte Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine hayatı ne yapar? Azrail aleyhisselam ve görevli melekler vasıtasıyla teslim eder. Kişilerin eceli yoktur sözü, görüşü, ehli sünnetin görüşü değildir. Ehli sünnetin görüşü değildir. Bu tamamıyla geçmişte belli bir dönem aralığında var olan, sonra da kaybolmuş Mutezile dediğimiz fırkanın görüşüdür. Mutezile'nin görüşüdür. Ölen kişi mesela eceliyle ölmez. Ya öldüren kişi onu öldürdüğünden eceli kesilmiştir ve ecelini tamamlamadan, yani kendisine belirlenen vakit gelmeden önce ölmüştür demiştir. İslam alimlerimiz, İslam kelamcıları bu görüşü şiddetli bir şekilde reddetmişlerdir. Çünkü ayetlere ve hadisi şeriflere nedir? Aykırıdır. Bizim bütün kelam kitaplarımızda, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bütün kelam kitaplarında şöyle bir ibareyi görürsünüz: El-meyyitu maktulun bi eceli. El-meyyitu ölü, ölü. El-maktulu meyyitun bi eceli. Öldürülmüş kişi eceliyle ölmüştür der. Yani onun eceli işte öldürülmeseydi diyelim ki 30 100 seneydi. Ama 70 yaşında diyelim bir insan silah kullandı ve onu öldürdü. Ondan dolayı da 30 senelik ömrünü tamamlamadan gitti. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri o insana 70 senelik bir ömür vermiştir. 70 senenin bitiminde de o kişi sebep olmuştur. Ama ömür değişmez, ömür birdir. Ömür eceliyle ölmüştür. Selamun aleyküm hocam. Eşim namaz kılmıyor. Ona nasıl davranmam gerekir diye bir izleyicimiz sormuş hocam. Evet. Tabii sorumluluk ferdidir. Ama وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Gönül arzu eder ki kişinin bir aile içerisinde hem koca hem de hanımı, eşi birlikte namazlarını ifa eden hafizu ala salavati ve salatil vusta emri mucibince hareket eden kimselerden olsun. Yani Müslümanlar namazlarını muhafaza eder. Kad eflehal müminun. Yani onlar müminler ki namazlarında huşu üzeredirler ve felaha ermişlerdir. Kurtuluşa ermişlerdir. Dünyada kurtuluş, saadet, bereket, hanelerimize huzur, ahirette de ebedi huzur, ebedi mutluluk, saadet ve cennet inşallah. Dünyamızda Allahu Teala'nın emirlerine, farzlarına riayet ederek işte namazını kılan, namazın emrettiği şekilde hareket eden, günahtan, kötülükten, haramdan, aşırılıktan kendisini koruyan kimseler. Bu kimseler elbette Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerinde methü sena ettiği, arzu ettiği kimseler cümlesindendir.
Onun için kıyamet günü evvela sorulacağımız, sual edileceğimiz hususlardan namaz bunların başında geliyor. Yani namazı ihmal etmemeli. Kul yine yevmi kıyamette ömrünü nerede geçirdiğinden, zamanını nerede tükettiğinden sual edilmeden, ömrünü nerede harcadığından sorguya çekilmeden bir adım öteye geçirilemez diyor. Kımıldayamaz. Yani namazımızı Mevla 24 saat vermiş bize değil mi? Namazlarımızı cem etsek, toplasak değil mi? Alt alta, üst üste koysak vakit ve zaman itibariyle bir saati ancak bulur. Yani bir saat Rabbimizin bizden istediği bu namazı, beş vakit namazı ihmal etmeyelim. Bu kardeşimiz de kendisi kılıyormuş anlattığına göre. Ne güzel, Allah kabul etsin. Hanımın da kılmasını tabii murad ediyor, arzu ediyor. Allah onu istiyor, Peygamberimiz istiyor. Kocası da ister tabii, eşi de ister. Veya hanım kılıyor, eşi kocası kılmıyorsa, hanım da kocasının namaz kılmasını ister, değil mi? Bu kardeşimiz bu şekilde hem kendisi örnek olmalı, güzel namazını kılıp, hem de zaman zaman öğüt ver, öğüt fayda verir, nasihat fayda eder cümlesinden hareketle, fayda veriyorsa da, vereceğine inanıyorsa, zaman zaman güzel bir üslupla hatırlatmalı. Tabii bu işin gönüllere hitap edebilecek, kalplere hitap edebilecek şekilde yapılması önem taşıyor. Bağırarak, emredici tonda, kızarak belki bir sonuca ulaşamıyorsunuz ki çoğu zaman ulaşamazsınız. Bunun için latif, güzel bir üslupla, değil mi? Hikmetli ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır, değil mi? Onun için güzel öğütle, güzel hatırlatmalarla zaman zaman böyle gönüllere girilebilecek şekilde hatırlatmalarda, ihsaslarda ve ihtarlarda bulunsun ve dua etsin inşallah Cenab-ı Allah ona da bu namaza muvazebe, yani namazı muhafaza alışkanlığı bahşetsin. Beş vakit namazını kılsın, ihmal etmesin kardeşlerimiz. Hocam, erkeklerin kırmızı giymesinin bir hükmü var mıdır, bir sakıncası var mıdır diye bir izleyicim sormuş. Şimdi bazı hadislerde Hazreti Peygamber beyaz, yeşil renkli elbiselerin giyilmesinin hoş olacağını, tavsiyeye şayan olduğunu ifade ediyor. Kırmızının aleyhinde bir ifade kullandığını ben hatırlamıyorum. Ama görenlerin efendim hoşuna gitmiyorsa, ne bileyim, bazı renkler insanları olumsuz etkiler. Hulasa, yani kırmızı renkte bir elbise giymenin dinen sakıncalı olduğu hususunda herhangi bir hüküm bulunduğuna dair kitaplarda bir kayda rastlamış değilim.